white sauce. Tell my bitch I make a living on the race course. Arkadaşlar ben Beytullah. Bugün sizlerle birlikte This Far Off Mine oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar oyun Steam'de indirimdeydi. Ben de satın aldım. Oyun yaklaşık 2 yıl önce mi çıkmış? Ve 2 yıl önce ilk çıktığında da Türkçe nasıl yokmuş. İyi ki de almamışım zaten. Tüm paketleriyle birlikte aldım. Çocuk paketi de geldi yanında. pardon arkadaşlar, hastayım. Arkadaşlar bugün yani yeni bir seriye başlayacağız yani. Ama arkadaşlar hani hikayeden başlamayacağım. Oyun hikayesiyle başlamayacağım. Kendi hikayemle başlayacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hem size de hangilerini seçeceğinizi ve nasıl şey yapacağınızı onları göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni başlayanlara ne? Şunu düşük ateş kesek kalan gün sayısında 20 ya da şey yapabilirler, 30 yapabilirler arkadaşlar. Ben çünkü öyle yaptım ilk oynadığımda. Ama ben arkadaşlar bayağı bir oynadım. O yüzden 80 gün yapacağım. Çatışmanın yoğunluğunu yüksek yapmayacağım arkadaşlar. Hani pek ustası değilim ama az çok oyunu öğrendim arkadaşlar. Hemen kışın gelişini arkadaşlar yarıda yapıyorum. Yani 40. günden sonra falan gelecek. Arkadaşlar burada çok önemli burası arkadaşlar, başlayacağınız kişiler. Arkadaşlar burada doğru kişileri seçmek zorundasınız. Hani yeni başlayanlar için hani doğru şeyi seçmek zorundasınız arkadaşlar. Hani benim gösterdiğim kişiler seçerseniz oyunda daha kolay anlarsınız ve daha kolay oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk 3 kişi vardır. Marine arkadaşlar bu atölye ustası yaptığı malzemeleri hani gerekenden yarısı kadar yapıyor yani, nasıl diyeyim. Hani masa yapacaksınız, 10 odun gerekirken 5 oduna yapıyor arkadaşlar bu. Ve psikolojisi de o kadar kolay düşmüyor. Bu Bron arkadaşlar iyi yemek yapıyor. Bazı şeyleri de yapıyor ama şu anda aklımda değil. Bu da yine az maliyette yapıyor. Alik arkadaşlar bir çocuk da değil hani, yetişkin de değil. Onun arası bir şey. Kendisinin sessiz koşma özelliği var. Bunu bilmiyorum. Anton galiba matematikçiydi. Bu kimyasal işleri yaparken daha kolay yapıyor. Boris'i de bilmiyorum. Mark arkadaşlar, Mark'ı da kesinlikle almanızı öneririm. Arkadaşlar Mark çünkü yetenekli bir yağmacı. Yani bir şeyleri yağmalarken daha hızlı yağmalıyorsunuz ve daha az ses çıkartırarak ve arkadaşlar hani taşıyabildiği kapasite de 15, yani iyi bir kapasite. Pavel arkadaşlar iyi bir koşucu. Mekandan daha hızlı kaçarsınız. Zlat mı? Neyse ben onu hiç bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Ha Katya arkadaşlar. Arkadaşlar Katya da çok önemli bir karakter. Çünkü hem grubun moralini arttırmakta iyi bir iş başarıyor. Ve arkadaşlar pazarlıkta da iyi. Yani nasıl? Arkadaşlar 2 günle 4 gün arasında sizin evinize tüccar geliyor ve onunla alışveriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Katya ise alışveriş yaparken yani bir oduna 2 malzeme alacağınızı, onda bir oduna 4 malzeme alıyorsunuz yani öyle. O yüzden ticaret işlerine bunu yollayın arkadaşlar. Roman arkadaşlar eskiden bir askermiş. O yüzden dolayı arkadaşlar yakın dövüşte ve geceleri de arkadaşlar sizin savunmanızı çok iyi, savunması da çok iyi, silah kullanma daha o da çok iyi arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar çocuk paketi. Çocuk söyleyemedim ben, ne biçim söyledim onu öyle. Bunlar çocuk paketinde geliyor. Bunlara hiç girmeyelim. İlk üçünü gösterdim arkadaşlar. Şimdi ise 4. kişiyi göstereceğim. Arkadaşlar bunu
gösterdiğim 3 kişiden birini seçebilirsiniz. Onlar da daha iyi oynarsınız arkadaşlar. Buron arkadaşlar bunu pek almanızı tavsiye etmem. Hani iyi yemek yapıyor. Daha az maliyette yapıyor. Ama sigarası bitince arkadaşlar hemen üzgün moduna geçiyor. Ondan sonra depresyon, ondan sonra kaçıp gidiyor yani. Çoğu malzemenizi alıp da kaçıyor bir de şerefsiz. Hiç sevmem o yüzden. Arik arkadaşlar bir mekanda arkadaşlar resmen onunla koşarak tüm mekanı dolaşabiliyorsunuz yani hiç ses çıkarmadan. Bunu da alabilirsiniz. Roman'ı da alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem gece savunması iyi, Katya'nın da iyi. Ondan sonra Mark'ın da iyi arkadaşlar ama Mark'ı ben genel yani yağmaya gönderdiğim için onu pek gece savunmasında kullanmıyorum. Roman iyi hem silah kullanımında ve çoğu şeyde çok iyi arkadaşlar. Hani silah dövüş bakımından çok iyi arkadaşlar. Onun da galiba kapasitesi 15'ti. Bu Katya'nın 12, Mark'ın 15, Mare'nin de 12. Oh, pardon, 10. Arika'nın galiba 12 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ben Arika'yı alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kış da var oyunda. Kışın gelişi isterseniz erken, isterseniz geç, isterseniz yarıda. Ben böyle yapacağım arkadaşlar tam ortada olsun diye. Şehir haritasından da arkadaşlar benim kendi şehir haritam var. Onu yapacağım arkadaşlar. Hatta size şöyle kısaca göstereceğim. Yani çoğu şey aldım. Bir tek inşaat alanını içine almadım. Keskin nişancı kavşağı. Bunu tüccarlar yaptım arkadaşlar. Bunu eski şehir yaptım. Böyle böyle. Bunu aile yaptım arkadaşlar. Harabe. Bu var. Otelde tüccarlar var. Burada aile var arkadaşlar. Kerane. Bunu niye ekledim hiç bilmiyorum. Tüccar. Yarı yıkık ev. Onu tüccar var zaten iki tane arkadaşlar. Ben bunu çok iyi ayarladım. Bunu yeni başlayanlar bunları seçebilir. Çift yaşıyor. Aynen bunu öyle yaptım. Size. Ondan sonra böyle, burayı böyle yaptım. Bunları böyle yaptım. Bura böyle, bura böyle. Hemen size hızlı hızlı göstereyim. Siz bunları videoda durdurup kendiniz de seçebilirsiniz arkadaşlar. Neyse hemen ben gerideyim. Hastayım arkadaşlar, kusura bakmayın. Hikayemi başlat diyelim. Evet diyelim. O hikayede bayağı bir şey yapmıştım ben ya. İlerlemiştim. 34. güne kadar ne rahat ilerlemiştim. Hatta daha rahat ilerlerdim yani. Öyle yiyecek stoğu yapmıştım ki 20 kadar mı ne. Aynı bu ekip vardı. Sadece o kız yerine, o küçük kız yerine şey vardı. Bron vardı. Hemen yapmaya başlayalım. Bunu hemen aşağıya yollayacağım. Şurayı temizleyip olsun. Hemen şöyle başlatalım. Savaş uzun zamandır devam ediyor ve işgal altındaki şehir sürekli bombardıman sonucu harabeye döndü. Gün ışığında dışarı çıkmak, keskin nişancılara atış talimi için hedef olmak gibidir. Her şey yetersiz miktarda var. Yetersiz miktarda var ve şehre gönderilen düşük miktardaki yardım malzemeleri de en acımasız ve en iyi silahlananların eline geçiyor. Şehir sakinlerinin yalnızca birkaçı kaçabilecek kadar şanslıydı. Son göçmen konvoyunu kaçıran şanssızlar kendi başlarına çaresine bakmak zorunda. Harabelerde sıradan insanlar yalnızca birbirlerine güvenerek yaşam savaşı veriyor. Hemen başlayalım. Hemen şöyle sen aşağıya in. Sen bunu yap. Sen git şunu yap. Hemen hızlı bir şekilde. Neyse. Orası açılır az sonra. Leve yaparım ben oraya için. Sen o zaman git hemen şuraya. Sen git şuraya şöyle. Koş. Hadi. Burada ise arkadaşlar eğer
Şuraya tıklarsanız şu bölgeye. Burada arkadaşlar onların hayat hikayesi, hikayelerini ve arkadaşlar şuradaki günlük notlarını görebilirsiniz. Yani ben bunları neredeyse ezbere bildiğim için bir tek şunu pek bilmiyorum. Aa, maymuncuk çıkmış, iyi oldu bu. Çık. Bu hayat hikayesini hemen okuyalım. Sertte normal bir kızım. Yaşamı nasıl olduğunu biliyorum. Sokaklar beni babamdan daha fazla iyi. Bu yaşlı ayaş beni canını istediği zaman dövdü ve bana nasıl acı çektireceğini biliyordu. Savaşın ilk günlerde geberdiği için bunların hepsi geride kaldı. 14 yaşıma girdiğimden beri 14 yaşıma girdiğimden beri bir şeyler aşırırdım. Nasıl olduğunu bilirsin. Bildiğin herkesten daha iyiyim. Tıpkı bir tepki gibi hareket eder. Beni gönderirsen aptallık edersin. Diğer arkadaşlar bunların da bağımlılıkları var. Mesela bu sigara kullanıcısı. Bu kahve içicisi. Bu da yağmacı. Ha, bunun pek bunun şeyi yok. Bu kahve içicisi. Şekilde. Dur sen kanki, sen git 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 şuraya sen. Sen neyine? Oo, bir sürü malzeme çıkıyor valla, maşallah. Hemen açalım kanki sen buraya. Arkadaşlar geceleri yağmaya çıkıyoruz. Hem geceleri yağmalarken bu sırada arkadaşlar yağmaya gelenler de olabiliyor. O yüzden arkadaşlar nöbetçi dikmek zorundasınız. Hemen şunları şöyle kazılattırayım. Ya kanki sen benim kankim nerede? Heh. Sen gel kanki buraya. Sen bunu yarım bırak da işi bitir. Hemen buradan neler yapabileceğimize bir bakalım. Burada bunlar var. Hemen şuraya yap diyelim şunu. Şunu şuraya yerleştirelim. Hemen bu uzun şekilde buraya yerleştirsin. Gece olmadan çünkü. Sen hemen koş şuraya. Hemen burada bunları bir kürek yapmamız lazım ki bunları daha hızlı yapabilsin. Kürek ve levye. Kürek, sikret ve levye lazım bize. Hemen şunları şey yapalım. Sen buradan bize bir levye yap. Ve en son yaparız. Şuraya bir yatak yapmamız lazım. Aşağı kata arkadaşlar genellikle yatakları diziyorum. Üst kata su damıtıcılarına, bitki şeylerine falan yapıyorum da bunu da farklı yapacağım. Şuraya içki şeylerine falan koyacağım. Yani her şey en alt katta, bodrum katında olacak. Sen koş lan. Ya da dur. Sen bunu koy. Ben hastayım ya, çok kötü. Hemen aşağı koysunlar. Maymuncukları boş boşuna harcamak istemiyorum. Çünkü yağmada işimize çok lazım oluyor. Maymuncuklar çok sessiz yapıyor arkadaşlar işini. Yani çok az bir ses çıkartıyorlar. O şey çıktı, güzel oldu bak. Sen buradan attırabiliriz. Sen hemen koş kanki, şunu yap. Şurada bir tane yatak yapıp koy. Dediğim gibi arkadaşlar içki damıtıcıları falan yapabiliyorsunuz. Sonra atölyenizi geliştirip daha çok şeyler yapabiliyorsunuz. Evinizi geliştirebiliyorsunuz. Daha korunaklı bir hal yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen şuraya aşağı kata ilk yatağımızı yerleştirelim. Koş kanki sen buraya. Bu arkadaşlar işini hem hızlı yapıyor hem de daha az maliyette yapıyor. Bu çok iyi arkadaşlar bizim için. Sen kanki hemen şuraya koş.
Alika koş sen şuraya. Katya nerede? Katya burada. Mark burada. Sen kanki buraya koş hemen. Sen oraya ta yapa koy. Sen işini hemen bir şurada bırak. Evet hemen şöyle. Hemen kanki sen koş şuraya yeniden. İlk başta arkadaşlar zayıf evler hani evde hiçbir yer olmayan bombalanmış kulübe de terk edilmiş kulübeye gidebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar askeri üs, depo, haydutların ellerinde olan otele falan yağmalara gidebiliriz. Soba yapmamıza gerek yok şimdi arkadaşlar. Daha yapmamıza gerek yok yani. Neler neler yapabiliriz şimdi? Sandalyemiz var, soba yok. Ne yapsak peki ya? Yağmur su toplayıcı böyle. İçki damatıcısı. Kanka sen koşsana şuraya. Bir dakika lan, bir dakika dur. Tabii ki sana yaptırmayacağım. Kanka sen koş şuraya. Dur. Şu bitirsin. Hemen ilk günden evi bitirmek iyi olur yani. Oo çok güzel şeyler çıktı. İnşallah elmas çıkar ya. Aha elmas çıktı. Mücevher. Maymuncuk. İyi şeyler çıktı ya. Neyse tamamladık biz burayı. Hemen biz şurada basit soba var. Atölye var. Şuraya biz su damıtıcıları falan yapalım. Başka nerede yapabiliyormuşuz? Tamam zaten ben de 4 kadar yapmayı planlıyordum. Şu aşağıya içkileri falan döşerim. Yerleştir diyelim ona. En baştan işi sıkıyorum ki. Altı oluyor saat. Her şeyi bitirdik değil mi? Aynen bitirdik. Bu arada kaç dakika olmuş ona da bir bakayım. 17 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Beni izlediğiniz için de size teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar sevinirim. İyi günler, görüşmek üzere.